Hakka mukabil şeytan kendi yollarına başvurur ve bu peygamberler ve onun cemaatini, Resullerin cemaatiyle daima böyle davranılır. Düşman daima böyle davranır. Eğer bize gelirseniz, kabul edersiniz, bizim sözlerimizi kabul ederseniz doğru. Yoksa biz elimizden geleni yapacağız. Ahmediye cemaatine muhalefet bu bakımdan şiddet kazanmıştır. Bu sebepten dolayıdır. Çünkü bu ilahi bir cemaattır. Ve geçen birkaç seneden beri şiddet vermiştir. Hem Pakistan'da hem Hindistan'ın bazı bölgelerinde Müslümanların çoğunlukta olduğu yerlerde ve diğer ülkelerde dahi bu da bir delildir ki Ahmediye cemaatinin ilerlemesi ve düzenli olması ve özellikle Müslüman ülkelerde ve sözde mollalar bundan tehlike duymaktadırlar. Bunlar maddiyatçı insanlardır. Maddiyat gözüyle bakarlar her şeye. Halbuki Ahmediye cemaati haliseten dini bir cemaattir. Hiçbir zaman hükümeti ele getirmeye çalışmamıştır. Yalnız bir şey ele getirmeye çalışırlar. O da şudur ki insanlar yaratanlarına dönsün ve onun hakkını versin. Ve böylece kul kulun hakkını versin. Emniyet söz konusu olsun. Kardeşlik söz konusu olsun. Ki dünyada her çeşit kardeşlik görmemiz mümkün olsun. Bunu ister cemaatimiz. Ve kişisel faydaları çıkarları peşinde olan her insan buna düşmandır. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle ilan etmiştir. Ben dünya hükümetlerinin peşinde değilim. Diyor ki bu ülkelerle bana ne? Hacılarla bana ne? Benim tacım Allah-u Teala'nın rızasıdır. Benim ülkem herkesten ayrıdır. Biz ona inanan insanlarız. Ondan terbiye almışızdır. Biz dünya hükümranlıkları ile bizim hiçbir alakamız yoktur. Biz istiyorsak yalnız Allah kul ile yaratan arasında bir alaka kurulsun istiyoruz. İstediğimiz bu. Ve kullar da birbirlerinin hakkını versinler. Biz bunu istiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği güzel talimata uysunlar bütün insanlar. Bunu istiyoruz. Ve onun içinde çaba sarf ediyoruz ve çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Bu bizim biyet sözleşmesimizde vardır. Bu yolda bela ve musibetler ilk insanlarda buna tahammül ettiler. Biz de mutlaka tahammül edeceğiz. Bu konuda Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de bize söz vermiştir. İlahi cemaatlere karşı böyle davranılır. Ve son nefide ilahi cemaatlerin lehinde olur. Ve Allah-u Teala bu sözü vermiştir Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Yüce Allah kendi sözlerinden geri dönmez. Allah-u Teala der ki düşman sizi ülkeden çıkarmak ya geri gelin diye korkutursa ondan korkmayınız. La nuhlekanna zalimin.
biz zalimleri mutlaka helak edeceğiz demiştir. Onun için ister Pakistan'ın zalimleri olsun ya da Hindistan'ın zalimleri olsun ya da Endonezya'nın ya da başka bir ülkenin zalimleri olsun, Allah-u Teala'nın cezasından kurtulamazlar. Biz yalnız şuna üzülüyoruz. Bu zulüm bu zamanda en fazla Müslüman ülkelerinde Allah ve Peygamber adına yapılmaktadır. Yüce Allah onlara akıl versin. Amidilere gelince dünyada her yerde iman elinde bulunan, ister doğru doğuştan olsun, ister sonradan cemaate katılmış olsun, düşmanın her çeşit aşırılık ve zulümlere göğüs vermektedir Allah-u Teala'nın rızası uğru için. Allah rızası için. Biz şuna inanıyoruz ki Allah-u Teala bizim Rabbimiz güçlüdür. Bütün dünya onun elindedir. Onun için bu gelip geçici hükümetlere sahip olan bize asla zarar veremezler. Allah-u Teala eski peygamberlere de teselli vermiştir. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a da aynı şekilde teselli vermiştir. Yüce Allah. Hazreti Mesih Aleyhisselam şöyle demiştir. Yüce Allah bir kaç defa bana anlatmıştır. Seninle alay edilecek, lanet okuyacaklar ve çok eziyet verecekler. Sonunda Allah-u Teala'nın yardımı gelecek ve Allah-u Teala düşmanları yenilgiye uğratacak. Yenilgiye uğramak muhalif amidiyeti, cemaatin muhaliflerinin kaderidir. Ve Allah-u Teala'nın yardımı Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatinden yana olacaktır. Daima ve gelecekte de olacaktır. Fakat bu yardım için dahi Yüce Allah bir şart koşmuştur. Eğer o şartı yerine getirirsek Allah-u Teala'nın ileri sürdüğü, Allah-u Teala daima Allah-u Teala'nın yardımını göreceğiz. Onun için her ahmedinin görevi olmalıdır ki bu şartı yerine getirsin. O şartta şudur ki takva. Mesih Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah-u Teala dinine yardım eder. Ancak o yardım takvadan sonra gelir. Hazreti Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın mucizeleri çok yücedir. Hayat vericidir. Çünkü muttakilerin başkanıydı. Kendi yücesini düşünerek de insan hayret içinde kalır. Şimdi tekrar Allah-u Teala irade etmiştir. Resulullah'ın celalı tekrar ortaya çıksın ve Resulullah'ın ismin tecelli etsin bütün dünyada. Onun için bu cemaati oluşturmuştur. Bu cemaati Allah-u Teala kendi eliyle kurmuştur. Ve bunun gayesi de Allah-u Teala'nın tevhidi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in celalini ortaya koymaktır. Hiçbir muhalif buna zarar veremez. Hazreti Mesih Maud aleyhisselatü vesselam'ın cemaatine gelince hiçbir muhalifet buna asla zarar veremez. Ancak bize Allah-u Teala bir şart koşmuştur bu konuda. Allah-u Teala'nın yardımından pay almak için o da takvadır. Allah-u Teala der ki, ben nasıl istiyorsam öyle durumunuzu ona göre yaratın.
وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضِ demiştir. Ve aynı anda dedi ki ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَيْدِ. Her kim benim makamımdan, derecemden korkarsa onun içindir bu söz. Onun için kalpleri takmadan doğru olanlar içindir bu söz. Allah-u Teala'nın yüceliğinden korkanlar içindir. Allah-u Teala'nın uyarısından korkanlar içindir. Allah-u Teala'nın verdiği sözlerden payı almak için Allah-u Teala'nın korkusu önemlidir. Bugünkü sözde mollalara tabi olanlar derler ki biz ümmeteniz, biz ne yaparsak yapalım, hangi zulüm yaparsak yapalım, Allah-u Teala bize mutlaka lütfedecek ve isim çıkacağız diye düşünürler. Hayır. İslamiyet'in üstünü Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın ile birliktedir. Başka bir yol yoktur. Bu takva mıdır? İslamiyet adına onların yaptıkları takva mıdır? Kelime-i şehadeti okuyanları öldürmektedirler. Bu takva mıdır? Küçük, çocuk, kadın, yaşlı, hasta hepsini bomba atarak öldürmektedirler. Bu takva mıdır? İntihar saldırıları vasıtasıyla çocukları dahi öldürmektedirler. Bu takva mıdır? Bütün bunlar zalimane fiillerdir. Takva ile zerre kadar alakası yoktur bunun. Bugün eğer takvanın bir talimatına birisi bağlıysa Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatidir. Allah-u Teala bu görev için bu cemaate görev vermiştir. Her Ahmedi bunu anlasın. Bizim zaferimiz takvaya bağlıdır. Ve ayırt eden özellik de budur. Ahmedi Müslüman ile diğerler arasında ayırt yapan budur. Hazreti Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam bugün mollalarını şöyle demiştir ki bugün takva yok olmuştur. Mollalara giderseniz nefsani bencilliklerine arkadadırlar. Arka peşindedirler. Eğer onlara yemek verilmezse namazı da terk ederler. Birisi takva vardı bu cemaatin ve ikincisi gökten gelen yardımlar. Bu dinin iki tane alameti vardı ama bugünlerde bunlar kalmamıştır. Genellikle takva kalmamıştır ve Allah-u Teala'nın yardımı dahi bunlar diyorlar ki kendileri uzun zamandan beri asla onlarda ne mucize vardı ne de başka bir alamet. Gökyüzünde bir alamet görülmemektedir. Mali Muhammed Bey açık olarak kabul etmiştir ki şimdi mucizeler gösteren kimse yoksun. Ve bu da bir delildir ki takva kalmamıştır. Çünkü takva muttakilere nasip olur. Hazreti Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam Molla'yı şöyle alametini beyan etmiştir. Bugün de Molla aynı şekildedir. Aradaki fark yalnız şudur ki bazı Müslüman hükümetler petrolden elde edilen parayı ellerine gelince mollalara evler vermiştir. Diğer paralar vermiştir. Biz muhasebe ediyoruz. Fakat bir olaydan bahsediyorum. Afrika'nın bir ülkesinden. Afrika'daki mollada en azından bu uysallık vardır. Dedi ki ben para bakımından mecburum. Bizim müballiğimiz yazar ki La Costa regionundan Kuveyt, Saudi Arabistan ve Libya'dan para alıyor bu molla. Bir gün karar verdim ki bugünün imamı büyük bir imamdır ve bazı akrabaları dahi vardır. Onunla görüşelim. Biz birkaç Ahmedi yanına gittik ve onunla konuştuk. Niye bize muhalefet ediyorsunuz? O da cevabın dedi ki, o biliyor ki